Evet. İlk önce sırt üstü yatırıyoruz hocamızı. İlk önce hocamın dediği gibi belle ilgili hafif böyle bel sıkıntıları, hassasiyetleri olan insanlar için birkaç bir şey gösterelim. Hocamın da söylediği gibi bir korse ile karın bölgeniz sarılı daha fazla yiyerek, karnımıza nefes alarak bu korseyi daha da genişletip rahatlatıyoruz. Ve dolayısıyla üst üste olan omurların daha rahat hareket edebilmesine izin vermiş oluyoruz ve kolaylıkla bel fıtığına sebep olmuş oluyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu korseyi her zaman sıkı tutmak. Bu korse Allah'ın verdiği korse. Evet, öğretmemiz gereken şeyler aslında çok detay ama daha kolaylaştırarak bir şeyler göstermeye çalışacağız. Birincisi, bizim omurgamız her zaman hangi hareketi yapıyorsak yapalım en uzun pozisyonda olmalı. Kalçamızın kendine doğru dönük olduğu ya da diğer tarafa dönük olarak belinizin altında kocaman bir boşluk olduğu şuradan görebilirsiniz. Bel altında hiçbir zaman küçük böyle büyük bir boşluk istemiyoruz. O yüzden bunu serbest pozisyonu, kendinizi bacaklar bükülüyken boş bıraktığınızda doğal pozisyonunuzu bulursunuz. Harika. En önemli noktalardan bir tanesi şu, kollarımızı yukarı doğru kaldırdık. Kolay bir basit bir karın egzersizi diyelim. Nefes alıyoruz. Nefes verirken kolları ceplere indirirken gövdemizi yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Bu hangi bölgelerimizi çalıştırıyor hocam? Bu karın bölgemizdeyiz şu anda. Nefes alarak geri dönüyor. Buradaki en önemli detay şu. Korse'nin klasik çalışma prensibi, evet, hocam yukarıya kalktığı zaman iç basıncı arttırarak karnın dışarı fırlamasıdır. Yani dışarıdaki yüzeysel kasların çalışmasıdır. Ama kollar aşağıdayken karnı içeri çektiğinizde, karın bölgesi iyice içeri doğru çukur olduğunda tüm korsenin yandığını hissedersiniz. Sadece seyredenler, siz böyle durmayın. Bak burası böyle duruyor ama siz koyun kafanızı yere. Bir de hocam nefes almayı unutmamaları gerekiyor. Evet, nefes vereceğim. Nefes çok önemli. Nefes alırken burnumuzdan alıyoruz. Çünkü ciğerlerimizi almaya çalışıyoruz nefesi. Asıl önemli olan nokta zaten stresle başa çıkmada, evet, doğru nefes teknikleri. Bunu pilatesle birleştirince sanıyorum çok daha, evet, büyük bir etki görürler, evet, değil mi? Pilates zihin ve bedeni nefes yardımıyla birlikte çalıştırabilen bir egzersiz sistemidir. En kolay anlatım yoluyla. Son nokta burada göstereceğimiz, yukarıya doğru kalkarken yapılacak en büyük yanlışlardan bir tanesi boynun içeriye doğru bükülmesi. Böyle bir şey istemiyoruz. Bakın burada bir yumrukluk boşluk var. Yattığında da bir boşlukluk yumruk var. Yukarıya kalktığında da aslında gövdenizi kaldırıyorsunuz, boynunuzu değil. Bu basit bir karın hareketi diyelim. Bunu yaparken eğer boynunuza ya da belinize ağrı oluyorsa lütfen yapmayın. Evet, evet, devam etmeyin ve bir bilene danışın ya da bir egzersiz uzmanına. Bir kez daha vurgulayalım. Ne kadar bekletiyorsunuz? Genellikle birkaç saniye. Nefesi bitirene kadar, yani genellikle çok kontrol edemeyeceklerdir. Nefes karnına inecektir. Karındaki nefesi tamamen dışarı bırakıp o korsenin yandığını hissedene kadar dursalar, daha çok yapmak yerine daha kontrollü ve yavaş bir kere iki kere yapsalar daha faydalı olacak. Hocam pilateste önemli olan, ben de hani girmek istiyorum da, pilateste önemli olan zaten hareketi hızlı yapmak değil. Evet. O kasları hissederek doğru, evet, nefes tekniğiyle o kasları rahatlatabilmek. Stresle başa çıkmanın da bir anlamda eş anlamlısı, evet, oluyor değil daha, mi? Daha yavaş yaparak, hocam da belki onaylayacaktır. Kasların doğru çalıştığını ve ona hakim olduğunu zihninize öğretirseniz, hı hı, yaşadığınız stres daha az inecektir. Peki. Çünkü bu birinci hareketimizdi. Vücuda hareket, harekete ne kadar hakimse o kadar rahat davranacaktır, hı hı, günlük hayatta size. Şurada yapmışken bir de yanlışı gösteriversinler size, yapar mısın? Mesela nefesin içine alarak oturmaya çalışırsan. Nefes alarak ne zararlı iş yaptı, evet, canım, karnı şişti. Karın şişti. Karın şişmeyecek. Kaslar zaten sanıyorum kasılırken, boyun da kasılıyor şu an. Evet, boyun da kasılıyor. Kaslar kasılırken nefes verilecek, evet, yaşa. Arada, evet, giriyorum, sizin işinize karışıyorum. Tabii ama ki, tabii ki hocam. Artık karışıyorum hep bu tabii şeyler. Ki. Şimdi ikinci egzersizimize geçelim. İkincisi şu, aslında beliyle ilgili küçük hassasiyetleri olanlar sadece karınla değil de bacağının arkasındaki kasların da biraz kuvvetlenmesiyle alakalı. Gergin olanlar onları esnetme yoluna da gitmelidir ama kuvvetlendirilmelidir de. Bunun en kolay yollarından bir tanesi köprü yapmaktır. En sevdiğim hareketlerden, evet, biri. Bacakları çok uzağa koymadan, çok da yakına koymadan, yandan basit anlatacak olursak şu açıdan gördüğünüz nokta bir eşkenar üçgendir. Ve kalçanızın tam ortasına denk getirirsiniz ayaklara yukarıdan bir göz olarak baktığınız zaman. Yapmamız gereken şey şu, yine bir nefes alıyoruz burundan.
Nefes verirken kalçayı kendimize doğru yuvarlıyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Bu ne demek? Tekrar aşağı doğru yuvarladım ve indim. Şimdi, hocam orada tek tek olması gerektiğini de vurgulamamızda fayda var bence. Tek tek. Şöyle burada en kolay yapılacak şey şu. Arka bacak kaslarımız kuvvetsiz olduğu için bunu yaparken direkt olarak beli çukur yaparak yukarı kalkacağız. Hocam şimdi örneğini gösterecek. Ben şöyle tişörtünü sıktım ve yukarı kalktığında belin altındaki kavisi görebiliyor musunuz? Şu anda yaptığı hareketin arka bacağınla çok fazla alakası yok. Daha fazla kasığın içerisindeki ve belin arkasındaki kasları aktif eder. Ve bu da zaten günlük hayatta çalışan ve bizi bel fıtığına götüren kaslardır. Aynen. Hocam ne diyorsunuz aynen bu konuda? Eğer bunu yaparken çok aşırı kaldırırsa, evet, beli çok fazla kaldırırsa, evet, yani beli şu durumdayken şöyle getirirse, evet, o zaman bizim yaşlarımızla buradaki faset eklem dediğimiz eklemler kireçlendiğinden acıyı arttıracaktır. Onun için burayı böyle çukurlaştırmaktansa düz olarak tutabilmenin yoluna bakmak lazım. Burada da ona dikkat ettim. Çok güzel. Beli düz tutarak, evet, kaldırmaya çalışıyoruz. Yani öyle yapmıyor. Onu bir kere daha doğrusunu gösterelim gerçekten. Şöyle, ne yaptınız? Biz aslında beraber çalıştığımız insanlara bunu anlatırken biraz böyle zihinlerinde canlandırmaya çalışıyoruz. Hmm. O yüzden diyoruz ki ellerinizle kalça kemiğinizi bulabilirsiniz. Ne kadar kilonuz da olsa ne yaparsanız yapın kalça kemikleriniz yüzeye en yakın yerde kalacaktır. O yüzden kalça kemiğiyle şöyle yapıyoruz. Küçük parmağını kalça kemiğine koyuyoruz. Baş parmağını da en baştaki göğüs kafesindeki kaburgasına yerleştiriyoruz. Diyoruz ki yukarı kalkarken bu iki kemik arasındaki mesafeyi küçülterek kalkın. Yani kalçayı işte terliğe doğru yaklaştırarak i̇şte kaldır. Bu. Mükemmel. Buna dikkat etmezseniz o parmağınız daha uzarsa, evet, o bir katastrof. Evet. Ne kadar küçük detaylar var ama işte iyi bir pilates hocasıyla çalışmanın. Hocam, evet, en başta dikkat etmemiz gereken şey zaten izleyicilerimize bir kez daha uyarıda bulunalım. Yani evde yaparken bunu doğru yapıp yapamadıklarını çoğu zaman bilmiyorlar. Evet. Bir eğitmen, evet, gözetiminde yapıldığı, evet, zaman o pelvin hareketi, evet, veya omurların, evet, tek tek arkaya öne gelmesi hakikaten hareketin de etkinliğini, evet, arttırıyor. Aslında kendi başlarına çok deneyimleyemedikleri için mesela ilk bizimle çalışırken de bunu sağlayamıyorlar ama birebir kontrolde olduğunuz için kendi elinizle ona o manipülasyonu uygulayıp onun hissetmesini sağladıktan sonrası her şey daha kolay oluyor. Peki başka ne tarz hareketler yapabiliriz? Şimdi 21. yüzyılın en büyük hastalığı öne hareket etmek. Hı-hı. Geriye yaptığımız hiçbir şey yok. Hı-hı. Eğer araba park ederken geriye doğru kolunuzu atmıyorsanız başka bir şey yok. Doğru. Ya da evden çıkarken kapınızı açıyorsunuz. Bu kadarlık bir hareket var sırt kaslarını çalıştıran. O yüzden gövde öne doğru kapanmaya başlıyor. Hocamızın yanında bunlardan tutmasınız. Estağfurullah. Çok güzel, çok güzel. Üst doğru taraftaki göğsün doğru içerisinde olan organların hepsi duruşumuzla birlikte sıkışmaya başlıyor. Ve yaş ilerledikçe bunun olmasının nedeni bu hareket bozuklukları mı peki? Omurganın, şöyle düşünelim, hep simetrik kaslar. Ön, arka, yan, sağ, sol. Bunların arasındaki kendi kuvvet ve esneklik farkları diyelim. Hmm. En basit anlatımıyla bu. Peki bunun için nasıl egzersizler yapabiliriz? Şöyle yapacağız. Yıllar geçtikçe göğüsler büyüyor, sarkıyor öne doğru, kastırıyor. Göbek büyüyor öne doğru, kastırıyor. Bu taraftan kastırıyor. Öne doğru gidiyoruz. Beni bu taraftan kastırıyor. Öyle oluyoruz. Bir de osteoporoz varsa disklerde suyunu kaybediyor aradaki omurların arasındaki. Hele poroz kemik zayıflığı da bu da böyle vücuda gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Aman bu hareketleri kontrollü olarak evde de yapabilirsin ama kontrollü ne olur. Televizyonda pilatesi bakıp pırp 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 yapıp da bana gelmeyin. Hocam hep söylediğiniz şey. Dikkat yapacağız. Peki hareketi alabilir miyim? Evet. Çok faydalı şeyi çok zararlı hale getirmemek lazım. Evet. Bu çok faydalı ama dikkat. Birkaç sırtı bence çalıştıracak diyorsun, egzersizler yapalım. O yüzden hocamıza yüzüstü döndürmemiz gerekiyor. Bu evde de rahatça yapabilecekleri bir, evet, egzersiz sanıyorum. Evet. Bir sadece ön dikkat edilecek nokta diyelim. Çok belinde hassasiyet olan bir insan varsa bel altında destek olmadan belin üstü buradaki çukuru daha da büyütecektir. O yüzden yüzüstü yatar yatmaz zaten ağrıları başlayacaktır. Böyle durumlarda bu hareketleri yapmasak daha iyi olur. Peki. Eğer havluyla alnınızı desteklerseniz çok daha sizin için iyi olur. Bir yastığın kenarı olabilir, havlu olabilir. Önemli olan bu bölgeyi bozmamak. Bele ağrı çektirmemek için bizim
beraber çalıştığımız insanlara söylediğimiz şey şu. Yüzüstü yatar pozisyonda karnının çalıştığımız insanlara söylediğimiz şey şu. Yüzüstü yatar pozisyonda karnının yere bastığını hissedersin. Senden tek istediğimiz şöyle küçük karınca geçecek kadar bir boşluk oluşturmak karnının altında ki o korseyi yukarı doğru çekelim. İlk hareketimiz elleri başının yanına doğru alacak. Nefes alıp nefes verirken iki kolunu birden hiç açılarını bozmadan yavaşça yukarı kaldıracak. Uyandıkları zaman bile yapabilecekleri bir şey yataktan çıkmadan. Evet, aynen öyle. Nefes ver. Biz zaten beraber çalıştığımız insanlara da küçük olanları artık tecrübelendikçe küçük olanları böyle bir günlük bir şey olarak yapıp diyoruz ki sabah kalkınca bunu yap, akşam evden gelince bunu yap. Diye. Bu sırt ağrılarına da iyi geliyordur herhalde. Sırt ağrılarına iyi gelecektir. Burada dikkat etmesi gereken şey şu. Biz günlük hayatımızda ne yapıyoruz? En çok omuzlarımızı buraya çekiyoruz. Stres yaşadığımızda buraya çekiyoruz. Ani bir durumla karşılaştığımızda omuzları böyle yapıyoruz. O yüzden yapmanızı istediğimiz şey omuzlarınızı kulağınızdan şu mesafenin mümkün olduğunca en uzak mesafede olması. Hocamın üzerinde gösterirsek omuzları yukarı kaldıralım hocam. Kulağa yaklaştırın omuzlarınızı. Bunu yaptırmamalıyız. Bakın şimdi aşağı doğru çekti omuzlarını ve boynun en uzun halini görebildik. Dolayısıyla bunu kontrol etmemiz lazım. Peki hocam. Şimdi bu hareketleri nasıl yanlış yaptınız ben size gösteriverip. Sizden biri olarak. Size söyleyecektim. Sizden ne görmek madem öyle bir beni kanter içine bırakacaksınız ama kendimi bilim uğruna feda edeyim. Peki hocam sizi alalım alkışlarla. Bakalım peki, nasıl yapıyorsunuz? Peki. Ne yanlışlıklar yapıyorsunuz? Buyurun hocam. Ayakkabı çıkarmayayım artık. Çıkarmayayım. Şöyle bir yatayım. Nasıl yapalım? Cihan hocam bir alkış daha hak etti. Belim altında. Evet benim çukur. Göbeğim büyük. Bir şey ihtiyacınız varsa hemen yardımcı olun. Başının altına bir destek olun. Olsun. İyi hallediyorum. Hallediyorum. O kadar idare ediyoruzdur bunları. Şimdi egzersiz yaparken yaptığınız sizin şey şu genellikle. Aman hocam yavaş. Evet. Niye yanlış yaptım hocam bir deyiver bana. Hocam ilk önce çok hızlı yaptınız. Hareketi kontrol etmediğiniz bir. İkincisi bunu sadece yapmak için yapmış olduk. Sadece yapmak için yapmış olduk. O yüzden hiçbir şeyi düşünmeden karnım nerede, boynumun altını eziyor muyum, bir şeylere dikkat ediyor muyum bunlar yok. O yüzden başlangıç olarak yukarıdan aşağıya kendimizi bir tarayarak gidelim. Yukarıda ne var? Kollar. Kolları yukarı kaldırdım. Peki kolları yukarı kaldırdım ama omuzlarım kulağıma yaklaştı mı yoksa uzaklaştı mı? Burayı tamamladık. Aşağı doğru iniyoruz. Baktık karnı içeri çekti Cihan Hoca. Evet. Ayakları doğru yerde mi? Bunlar da doğru yerde. Artık hazırız. Tıpkı arabaya binmeden dikiz aynanızı ve koltuğunuzu ayarladığınız gibi. Bir nefes alacak burnundan. Nefes verirken önce kollar yavaşça hareket etmeye başlayacak. Yavaşça gövde yukarı kalkacak ve bu kadar. Doğal pozisyonunu bozmayacak. Hocam boynunuz ağrımıyor değil mi? Hayır. Ama şunu yapsaydı bağıracaktı. Evet. Yani şunu deniyoruz değil mi hocam? Maksimum yukarı kalkmayı. Hayır. Şöyle kemiği bir iki parmak kalktı ve burada durdu. Evet. Ben şimdi lap diye kalkarım yani. Aslında kalkarım da mazlumdan kalkıyorum yani. Şimdi. Kürek kemiğinin işte ucuna bu. Kadar. Yani bu kadarı yeterli aslında yapabilmek. Bu kadarı yeterli. Küçük bir kasılma vermemiz yeterli karnına. Ve bir de çok yaptığınız yanlışlıklardan bir tanesi. Ben de onu söyleyeyim aslanın. İşte yaparken bacağı düz atmak bir. Evet. Kılır böyle kaldırmaya çalışmak. Evet, İki. Kesinlikle. Ne büyük hatalar. Kesinlikle. Ve bir de önce beni kaldırırken şunu şöyle çukurlaştırıp beni. Ondan sonra kaldırmaya çalışmak. Evet. Hocam korkuyorum siz yanlışları göstereyim derken bir şey olacak diye. Biliyorum, diğer doğru hareketi gösterelim isterseniz. Yapıyorum, yüklenmiyorum. Yüklenirsem öyle kalırım ondan sonra böyle götürürsünüz beni. Evet. Peki bir diğer hareketimizi de gösterelim o zaman. Ay Allah hoşunuza gitti galiba hocam, benim yanlışları yani yapmam. Siz yapınca herkes daha çok iştahlanıyordur yapmaya. Aklımıza gelen yanlışlardan bir tanesi hocam bana hatırlattı. Böyle ayakları zorlaştırmak için ayakları da kaldırırlar ama biz kendi başınıza yaparken sadece maksimum bir bacağınızı kaldırmanızı öneriyoruz. Çünkü ikisini birden yukarı çektiğinizde belinizin altındaki boşluk büyüyecektir. Size kontrol etmeyeceği, kimse kontrol etmediği için. Ve bunları yaparken şuradan belin altından aslında karınca bile geçmeyecek kadar yapışması lazım. Hı hı. Halbuki ben bakıyorum belimizin altından tren geçer mübarek. Evet. Yani öbür öğretmenin çukurda kalıyor. O da çok yanlışlardan birisi ama
bunu doğru yaparsak bel ağrısı olan herkes... Hocam bir hareket daha bekliyoruz, kalkmayın. Tamam, bir hareket daha, hocam. Bir hareket daha bekliyoruz. Bana iyi, ben yata yata programı bitireceğim. Tamam ben. Peki bekliyoruz. Bir de söyledik. Yata yata program bitiriyoruz. Stresle başa çıkmak için Cihan Hoca'dan öneriler geliyor. Vallahi ben de stres yaratıyor bu çocuklar. Az önce yaptığımız egzersizlerden bir tanesi şuydu. Kalçayı yukarı kaldırmaktı, köprü yapmaktı. Aynı zamanda bu bir de Tibet'in uzun yaşama sırlarından bir tanesi diye geçer. Yani her egzersiz sisteminden birbirine geçer. Her yaşta pilates yapılabiliyor, evet. Görüyoruz. En çok Cihan yapamadıkları hareketlerinden en güzel örnek. Pervektif tabii, evet, ya çok pervektif. Çok zor yapılar. Çünkü zor kontrol etmemiz, kalça kemiğinin vücuttan gayrı hareket ettiğini anlayabilmek biraz zor. Ama mümkün olduğunca hayal ettirmeye çalışıp Cihan harika. Hocam ellerini kalça kemikleriyle bulacak şimdi elleriyle. Serçe parmağıyla buluyor. Tamam. Serçe parmağıyla kemikleri buldu. Baş parmağını da tam kaburga kemiğinin olduğu noktaya koydu. Hmm. Güzel. Bakıyoruz bu kadar bir boşluk var. Şimdi Cihan Hoca köprüyü yaparken kalçasını kendine doğru yaklaştırdığında benim parmaklarımın birbirine yaklaşmış olması lazım. Nefes aldık burundan. Nefes vererek karnı içeri çekip kalçayı kendimize yuvarladık ve mesafe küçüldü. Nefes alarak serbest bıraktık. El birbirinden ayrıldı. Nefes vererek parmakları birbirine yaklaştırdık ve kalça yavaşça yerden kalkmış oldu. Bu kadar, kadar bile yeter. Fazla kalkmaz o. Hocam çok yormayalım. Ama gerçekten bu müthiş bir şey. Egzersizi bunu bıraktığımız zaman şuranın açıldığını, evet. Ama kasılırken elin şöyle kısıldığını bilmiyorum, ekran gösterebiliyor mu? Gösterebiliyor hocam. Bunu yapabilirsek, evet. Bu en güzel egzersiz, evet. Bel ağrıları için, evet. Muhteşem güzel bir egzersiz. Peki. Ve üçüncüyü de söyleyeyim, sakın şunu yapmayın. Oy! Aman hocam. Aman böyle kalkmayın. Böyle kalkmayın. Stresle 60 yaşında ben yapıyorsam siz de yaparsınız Allah seversiniz. Evet, stresle başa çıkabilmenin yollarını Cihan Hoca da eşlik etti. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, stresle nasıl başa çıkarız? Pilates'in etkileri nelerdir dedik. Cihan Hoca da bizi kırmadı, birkaç hareket gösterdi ama tabii ki programımız burada bitmiyor. Mevsimsel depresyonu ve öfkeyle başa çıkabilmenin yollarını konuşacağız. Şimdi o bandımız ekranlarınıza geliyor. Ardından konuğumuzu davet edeceğiz. Güneş ışığının az olduğu sonbahar ve kış ayları mevsimsel depresyon için oldukça risk taşıyan dönemler olarak bilinir. Ancak mevsimsel depresyon sanıldığı gibi sadece kış aylarında değil, ilkbahar ve yaz dönemlerinde de görülebilir. Mevsimler, insanların ruhsal durumlarından günlük hayatlarına kadar tüm hareketlerini ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Enerji değişimi, uyku sürelerindeki düzensizlikler, iştahın açılması veya yeme alışkanlıklarına kadar her şeyde etkisini gösterebiliyor. Öfke doğru ifade edildiğinde son derece sağlıklı ve normal bir duygudur. Ancak kontrolden çıktığında bu kişinin hayatında yıkıcı etkilere neden olur. Öfkeyi yansıtmadan önce kendinize biraz zaman tanımalı, yaşadığınız olaylara ve kişilere farklı açılardan bakmayı öğrenmeniz gerekmektedir. Mevsimsel depresyonun nasıl ve neden oluştuğunu, belirtilerini, bu depresyondan kimlerin daha çok etkilendiğini ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, öfke kontrolünü nasıl sağlayabileceğimizi Aile Doktoru Stüdyosu'nda sizlerle paylaşıyoruz. Hocam adetten olmuş, hava kötü olunca canımız sıkılıyor. Evden dışarı çıkmak istemiyoruz. Kimi zaman da eve girmek istemiyoruz. Ruh halimiz o kadar anlık değişiyor ki artık hangi birine uyum sağlayacağımızı şaşırmış durumdayız. Aynı zamanda zaman zaman da öfkemizin önüne geçemiyoruz. Çok konuşacağımız konu var. O kadar büyük sorun ki öfke patlamaları yaşayan insanlar, sokakta birisi hop korna çaldı diye kalkıp onu bıçaklayanlar, bir laf etti diye gözünün üstüne yumruğu yapıştıranlar, yumruğu yedim diye onu bıçağa saplayıp bütün hayatını yok edenler, karısına çat diye tokadı çocuğu pat diye tekmeyi vuranlar. Kontrol edemiyoruz öfkemizi, kontrol edemiyoruz. Ve bu kontrol edemediğimiz bir saniyelik, iki saniyelik öfke anında ne büyük zararlar veriyoruz kendimize, sevdiklerimize. O öfkeyi kontrol altına alabilmek ne müthiş bir maharet. İyi insan olabilmenin yollarından bir tanesi, iyi insan olabilmenin yollarından bir tanesi, tekrar ettim, öfkemizi kontrol altına alabilmektir. Evet, kesinlikle. Eğer orada durabilirsek,
Ama benim söylediklerim bunları yetmez. Benim dediklerimle olmayacak. Bu işleri diyecek bir arkadaşımız gelecek değil mi? Hemen çağıralım mı konuğumuzu? Ben bir anlatayım. Peki. Benim 30 yıllık arkadaşım. İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Tıp Fakültesi'nde ve doçentliğimiz beraber oldu. Bakmayın benden genç durur ama o da 19 yıllık profesör benim gibi. 25 yıl önce beraber doçent olduk. Ve birlikte çene eklem üniteleri bir takım birimler kurduk. Dünya Liyazon Birliği 2. Başkanı. Ve Dünya Kongresi'ni yaptı. Psikosomatik. Bugün konuşacağı konunun ötesinde Türkiye'de birçok kürsünün kurulmasına, bilim dalının kurulmasına ön ayak olmuş. Çok değerli bir bilim adamı. Ben dostum olmasından iftihar ediyorum. Bu kadar da uzun uzun iltifat ettiğime göre siz de göreceksiniz dinleyince. Söyleyiverelim hadi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sedat Özkan geliyor. Çok yaşını güzel. Maşını döktüm sen gelmeden. İyi yaptın. Ne verdim o da benim gibi ihtiyar dedim. Hay bakalım ne yapacağız hayap şimdi. Keşke herkes sizin gibi olsaydı. Şimdi biz biraz başlangıç yaptık. Her şey önce görüştüğümüze sevindim gerçekten. Ne güzel. O kadar çok yok. 30 yıllık arkadaşlık burada daha da pekişmiş olacak. Burada çok teşekkür ediyoruz. Vesile olduğunuz için ben teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Şimdi bugün çok önemli konular konuşacağız. Aslında birçoğumuzun ortak sorunu mevsimsel depresyon ve öfkeyle başa çıkamama. Dilerseniz önce mevsimsel depresyondan başlayalım hocam. Bu son zamanların acaba popüler rahatsızlıkları mı oldu? Acaba bunun arkasına mı sığınıyoruz? Yoksa gerçekten var mı böyle bir şey? Var aslında. Son zamanlarda biraz daha bunun bilincine vardık. Ben şimdi klinikten geliyorum. Böyle hemen çok canlı bir vaka da gördüm. Ama bunu size şöyle tanımlamak istiyorum izninizle. Mesela Norveç'i düşünelim. Yapılmış araştırma bileşkelerinin bir sonucunu takdim ediyorum. Norveç kutba doğru uzanan böyle zaten Norway denir ya. Bantelli bir yer. Şimdi bu ülkeyi ortadan bir çizgiyle ayrıştıralım ve karşılaştırma yapalım. Yani Norveç'in güneyi ve Norveç'in kuzeyi. Baktığımız zaman kuzeyinde ne var? Orada zaten kışın çok uzun ya. Çok soğuk. Orada kuzeyinde 8 ay boyunca karanlık bir mevsim var. Coğrafi olarak böyle, sosyal olarak baktığımız zaman da mesafeler uzuyor. Yani bir ev burada, öbürü 5 kilometre ötede gibi. Sosyal ilişki azalıyor. Günün büyük kısmı, çok büyük bir kısmı karanlık geçiyor. Alkol tüketimi artıyor. Onun arkasında çünkü depresyon var. İntihar girişimleri artıyor. Baktığınız zaman mevsimsel depresyon İskandinav ülkelerinde en fazla. Yani aslında doğru bir şey. Tabii ekvatordan kuzeye doğru gittikçe ne oluyor dünyada? Geceler uzamaya başlıyor. Mevsimsel depresyonda bu bağlamda ülkemiz içinde düşündüğümüzde sonbaharla başlayan, bahara kadar giden bir dönemi içeren döngüdür. Biz biraz daha şanslıyız herhalde değil mi? Biraz yani daha şanslıyız. Hem öyle, ama sanki bana öyle dedi ki Sedat Hoca. Geceler ne kadar uzunsa, biraz hava öyle. Ne kadar soğuksa o döneme geçişlerde mevsimsel depresyon biraz daha kesinlikle artıyor. Bahara geçerken yeşiller, evet, kuşlar, civilek denize gireceğim biraz daha azalıyor. Yani doğru mu? Doğru. Küçük bir anımı anlatayım. Hemen dinliyoruz. Yıllar önce İngiltere Leeds'te çalışıyorum. Böyle kış boyunca çalışmışım. Hiç unutmuyorum. Böyle Nisan ayında Leeds'te çalıştığım üniversite hastanesinden çıktım hocalarla birlikte. Böyle aydınlık bir güneş. İngilizce haykırdım böyle. Ülkemi hatırlatıyor. Yani oradaki o coşkumu, o neşemi hatırlıyorum. O açıdan güneş ile insanın beyni ve ruhu arasında bir ilişki olduğu düşünülüyor. Yani hakikaten öyle ama güneşli havalarda hepimiz daha mutlu olmuyor muyuz hocam? İşte kışın bu nedenle bu depresyon nasıl tezahür ediyor kışın diye baktığımızda daha çok böyle bir geri çekilme, sosyal yaşamdan geri çekilme, uyku ritminin bozulması, hayattan isteğin azalması, karbonhidrat yiyeceğin artması, ilginç bir dürtülerde bir şekilde biraz kişi böyle mıymıntılaşır, karamsarlaşır, hayattan uzaklaşır, özgüveni azalır, keyfi azalır, daha içe kapanır bir hale gelir. İşte mevsimsel depresyon ya da kış depresyonu denen olay biraz böyledir. Birçok insan bunu
küçük ölçekli yaşar. Ama bu belirli bir düzeyin üzerine çıkınca kişinin yaşam alanlarını, ilgisini, üretkenliğini, ilişkilerini bozuyorsa tabii tedavi etmek gerekiyor. Bir ölçüde herkes yaşıyor bunu. Yani kimlere daha, evet, kimlerde daha çok görülüyor diyebiliriz veya kadınlar ya da erkekler diye ayrıştırabilir miyiz? Bütün dünyada evrensel bir şey, çağlar boyunca bunu hepimiz düşünmemiz lazım neden diye. Kadınlarda depresyonun tipi, alt tipi ne olursa olsun, kültürler üstü ve coğrafya üstü depresyon erkeklere göre 4 kat daha fazladır. 4 kat daha fazla. Bunu hepimiz düşünmemiz lazım. Bir dakika dur şimdi, bir lafı fazla şey yapma. Şimdi böyle laf olsun, bizi erkekler... Bu erkeklerden dolayı mı tabii? Erkekler bizi depresyona sokuyor hocam, diye getirsin. Hocam duydunuz mu? Canlı oğlum. Erkeklerden dolayı mı acaba 4 kat daha fazla diyor hocamız? Hanımlar hazır zaten bahane bulmaya şimdi. Herif beni depresyona soktu diye çıkmasınlar başımıza. İşte onun için bizde hormonal boyut var tabii. Yani hormonlar... beyin kimyası, psikoloji arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kadınlarda ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların %85'i hormonlarla bağlantılıdır. Hamileliktir, doğum sonrasıdır, menopozdur, adet öncesi dönemdedir. Onun için bunun kimyasal bir zemini var. İnsanoğlunun hormonlarıyla beyin ve ruh arasında karşılıklı bir etkileşim var. Kadınlarda da tabii hormonal döngü daha değişkendir. O anlamda birinci faktörüm ben bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada da ne oluyor? Güneş orada, beyin burada, hipotalamus var, hormonları kontrol eden merkez. 24 saatlik döngü var vücudumuzda. Mesela o döngü işte vücutta geceye doğru giderken hormon sistemimiz farklıdır. Sabah güneş aydınlanırken farklıdır, şafak vakti. Bu döngü kış mevsimlerinde biraz zorlanıyor. Herkes de biraz zorlanıyor. Kadınlarda da hormonlar beyin kimyası hipotalamus bazında bağlamında bu biraz daha zorlanıyor. Birinci faktörün olduğunu düşünüyorum. Yani öyle mesela kortizon salgısı, kortizon çok önemli. Siz korkarsınız, korkarsınız kortizonda da, ama kortizon sabahleyin en fazladır insanın eyleme geçeceğim. Olduğu, bir de dışarıda güneş varsa değmeyin, keyfimiz var. Oo, mis gibi. Kesinlikle. Keyfi vardır yani, onu zor yaşıyor karanlık olduğu zaman. Evet. O tabiatla, ekolojiyle biyolojik 24 saatlik ritmimiz arasındaki uyum biraz bozuluyor. Hı-hı. Yani normalde insan bedeni hem geceyi hem gündüzü yaşamalı. Evet. Orada 8 ay karanlık tabii insan etkileniyor. Peki etkilenmemek bedeni mümkün değil elbette. Hocam herkesin mevsimsel depresyon yaşaması zaten mümkün değil. Öyle yok, bir durum değil, söz konusu değil dedik. Peki belirtileri neler? Bir kişi bende depresyon var diyebilmesi için veya doktora tabii başvurması için ne gibi belirtilerin olması gerekiyor? Şöyle, bir, hayattan keyif alma azaldı mı? Hı. Yani eskiden keyif aldığı, mutluluk aldığı etkinliklerden artık keyif almıyor mu? İki, sosyal olarak bir sıkıntı var mı içinde? Mesela sabah kalktı, lanet mi diyor, işe gitmek istemiyor, keyifsiz, mutsuz, yavaşlamış mı kalkıyor, sıkıntı var mı? İşte bedeni, hareketleri yavaşladı, zihni yavaşladı, duygusu yavaşladı, ilişkilerden eski kadar mutlu olmuyor, huzursuz, uyku ritmi bozulmuş. Hayattan zaman, zevk almıyor. O zaman adım adım, belki sizler de bir bakın kendinize, bir dinleyin bir. Bakın eğer... Eski keyif adım, yok. Eski keyif yok. Karamsarlaştı, neşesiz. Daha karamsar düşünüyorum, daha olumsuz mu düşünüyorum? Doğru. Artık eskisi kadar kolay keyif alamıyor muyum? Evet, aynen. Peki öyle. Üçüncü madde? Karamsarlık. Karamsarlık. Evet. Hayattan zevk alamama. Sosyal geri çekilme. Sosyal geri çekilme. Öyle. Gidivereceğim, konuşuvereceğim. Ya boş ver, evde oturayım, konuşmayayım deme lazım diyorsak o zaman... Aman dikkat. Dikkat. Aman dikkat. Zaten o örneği tersinden okursak izin verirsen, yani Norveç'in kuzeyine gittik, ne oldu? Tersi nedir bunun? Daha çok sosyal hayata katılmak, daha fazla insan ilişkisi içerisinde olmak, daha fazla dış dünyaya, açık ortama katılmak ve biraz da tabii uyku ritmimizi, beden ritmimizle tabiat ritmi arasındaki eşgüdüm ve uyumu sağlamak. Bir de tabii kişinin ilgi alanlarını arttırması gerektiği kanaatindeyim. Kendimizi tanımamız her şeyden daha önemli galiba hocam. Çünkü nelerden zevk aldığımız, iş hayatımızın dışında ya da ev hayatımızın dışında neleri önemsediğimiz, nasıl sosyal faaliyetlerde bulunursak kendimizi daha iyi hissedeceğimizi belirlememiz sanıyorum daha iyi olacak. İyi hissetmek, mutlu olmaya çalışmak ve gerçekten olumlu düşünmek. Evet. Ne zaman başvuracaklar hocam hekime? Ne yapsınlar da size danışsınlar? Önce tabii kendi iradeleriyle bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Yani daha aktif olsunlar, daha
ilgili olsunlar, daha çok merak etsinler, ruhlarını beslesinler önce. Neyle besleriz ruhumuzu? Bedenimizi besliyoruz ya, ruhumuzu neyle besleyeceğiz? Sevgiyle, ilgiyle, ilişkiyle, yeni şeyler ilişkiyle, yeni şeyler yapmakla, dünyaya açılmakla, kitap okumakla, sohbet etmekle, seyahat etmekle diyelim. Önce bunlar yapacak kişi. Buna rağmen duygusu değişmediyse, yine keyif almıyorsa, yine karamsar düşünüyorsa, yine kötü hissediyorsa... İşte bu durumda ne yapmalı hocam? Her şey denedi. Sizin o söylediğiniz bütün olumlu düşünceleri, yeni hobileri, yeni aktiviteleri denedi. Belki yapmadı bile. Ama doyurdu mu? Doyurdu mu? Ruhunu doyurdu. Doyurdu mu? Şimdi açım ben, aç. Açım ve bir şey yemem lazım. Ve karnımı doyurmak için ekmek yiyeceğim, pilav yiyeceğim, bilmem ne yiyeceğim. Bundan doyuracağım. Ruhumuzu doyurmak için neler olduğunu söyledi. Ruhum açsa eğer... Hocam bir daha bir söyle. Ruhu doyuracak şeylerden birisi sevgi dedi. Sevgi, bir şeye sevgi duymak. Kesinlikle, sevgi göstermek. Kesinlikle. Hocam bir başkası neydi? İlgi. İlgi. Üretkenlik. Bir şeye ilgi gösterme. Üretkenlik. Yeni ilişkiler, açılımlar, okumak, hocam, gezmek, seyahat etmek. Hocam demek istediğim şey şu. Bunları etmek. Yapamadığını varsayıyoruz. Tabii ki yani şimdi, maalesef ki bu bir hastalıksa. Şimdi, o zaman yani aç karnına yemek yemiyor. Yani yiyemiyor mesela. O yemeği yiyemiyor. Peki. Aç ama pilavı yiyemiyor. Aç tabii, ama gidemiyor. O zaman biz şöyle düşüneceğiz. Beyinde kimya bozuldu. Tamam, o zaman ne yapmalıyız? Onun belirtili bulguları var tabii. Bakın. Burada depresyon dediğimiz tablo bir kişinin zihninde ve düşüncesinde, iki duygularında, orada da sorun çözülmedi de bedene yayılıyorsa, kişinin ritmi bozuluyorsa. İşte ona, demek istediğim o evden çıkamama, hiç kimseyle konuşamama, ya, iletişim kuramama, bu durumda ne yapsınlar? Tabii kişi orada kendini de suçlamayacak tabii kişi bunları yapamadığı için. Veya bunlar yaptığı halde ruhunu değiştiremediyse o zaman bize başvuracak tabii. İşte. Çünkü o zaman beyin kimyası bozulmuştur artık. Yani melatonindir, serotonindir neyse bunlar az çalışmaya başlamıştır. Fabrika, beyin olağanüstü bir fabrikadır. Beyinde 100 milyar nöron vardır, 100 milyar fabrika, 100 milyar bilgisayar vardır. 5 yaşındaki bir çocuğun beyninin yaptığı işlevleri yapabilecek bir bilgisayar yapabilmek mümkün olsaydı o bilgisayar Amerika kıtası bir gününde olacakmış. Onun için beyin bilimleri, ruh bilimlerini birlikte düşününce olağanüstü heyecan verici bir alandır, araştırma alandır. İşte o noktada tedaviye başvuracak. Artık kendisini suçlamayacak ve ev hali, evdeki diğer kişiler de bunu tıbbi bir durum olarak kabul edecekler. İlk söylediğiniz gibi aslında kendi başlarına atlatabilirler ama olmuyorsa o zaman hekime. Değil mi hocam? Ay ne güzel yaptın hocam. Bu kadar muhteşem beceride farkında mısınız? Hadi şimdi ben... Organik, yani ben açım. Açı oynayayım. Sen de ruhen açı oyna. Var mısın? Ben açı oynuyorum, sen de ruhen açın. Tamam peki. Ben açım. Ekmek yiyeceğim. Evet. Yiyemiyorum. Su içeceğim. Midem bulanıyor. Tatlı yiyeceğim. Yiyemiyorum. Olmuyor, gitmiyor. Ben neyim? Hastayım, hasta. Ben hastayım. O zaman bana bunu yedirmek için bağırsağım mı tıkalı? Buramda yara mı var? Ateşim mi var? Bakmak lazım. İşte sen, demek istediğim tam da bu. Ben açsam yemeğimi yerim. Gezmek istiyorsam gezerim. Kitap okumak istiyorsam okurum. Ama işte bazı kişilerin canı bunu da istemiyor. Benim söylemeye çalıştığım veya şey bu. Ona rağmen keyif alamıyorlar, mutlu olamıyorsa o zaman... Kendilerini suçlamasınlar. Bu tıbbi bir durumdur. Tedaviye başvursunlar. Peki tedavisi nasıl oluyor hocam? Tedavi üç boyutludur. Kimya değişmesi gerekiyorsa ilaç. Bunun altını çiziyorum. Peki. Midemde yara varsa mide geçecek antiasit. O yetmiyor değilse veya ona rağmen ne diyoruz biz? Terapi. Terapi ne yapar biliyor musunuz? Terapi esas olarak zihniyeti değiştirir. Yani kişinin kendini, geçmişini, geleceği ve dış dünyayı algılama tarzını değiştirir. Ama zihniyeti değiştirmek, vallahi bedeni değiştirmekten daha zor. Daha zor tabii. Birçok açıdan. İnsanoğlunun zihniyeti yüzlerce yıl içinde ancak değişiyormuş ya. Onun için o bir zaman gerekiyor. Terapi sanki bir hortum yutturup mideye...
yemek vermekle eşdeğer tutabilir mi? Sanki ona benzetirim. Ya da kişi yani. Kişi kendi hortumunu yaratsın. Kendi, ya da hortumunu yaratsın kendi kendine yemek. Aslında kişiye hazır, bir yerde aynı olabilmek gibi bir şey hazır hocam. Hazır kişiye kendi açlığını gidermenin yollarını öğretmektir. Yemek beklememektir. Kendi maddi manevi psikolojik anlamda kendi kendine yeter olmayı öğretmektir aslında bir bakıma. Harika. Ondan sonra da üçüncü aşamada ilaç, terapi üçüncü. Yaşam biçimi. O da gözden kaçmayacak. Yaşam biçimi antidepresif olacak. Antidepresif. Evet. Başarabileceğiz mi acaba? Çok bu da güzel. Önemli. Yani zihniyet de antidepresif olacak. Beyin kimyası da. Sadece ilaç değil. Sadece evet. İlaç da değil. Zihnimizde bunu halletmemiz gerekiyor. Yani nasıl bu dünyada anti kanser diyet var mı? Hı. Ya da herhangi bir hastalığın diyabeti. Romatizmaları şimdi verdiğimiz gibi vesaire. İşte yaşam biçiminin de antidepresan olması lazım. Onu söylemek istiyorum. Peki aslında korkulacak bir şey değil. Baş yok, edilebilecek değil. Bir konu değil mi? Ama kesinlikle farkına olur. Varmak. Farkına varmak çok ve doğru. Uygun ilacı. İlaç derken hat demiyorum ha. Uygun ilaç terapi olabilir. Uygun ilaç onu anlamak olabilir. Uygun ilaç onunla ilgili ortam değişikliği olabilir. Öyle değil mi hocam? Yani tabii ortamı da ele almamız gerekiyor bizim. Yani kişinin içinde yaşadığı ortam, ilişkileri, insanların onunla bağlantıları birçok şey değişmesi gerekiyor. Yani evde insanlar birbirini nasıl algılıyor, nasıl ilişki tarzı var, işte kadınsa şiddet var mı, birçok boyutu var. Peki bunların. Çözülemeyecek bir şey olmadığını bir kez daha vurgulamış olalım. Biz bunları net söylüyoruz. Peki. Yani o kişiyi... O kendi kişiliği içinde, kendi yaşam biçimi içerisinde, kendi yaşam anlayışı içerisinde tedavi edebiliyoruz. Peki. Kesinlikle. Şimdi hocam mevsimsel depresyonu biraz konuşmuş olduk ama dilerseniz öfkeyle başa çıkma yöntemlerini de konuşalım. Çünkü hepimiz zaman zaman maalesef ki öfkeleniyoruz. Öfkelenmiyorum ben hiç diyen insan olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir bandımız var, dilerseniz onu izleyelim. Tabii. Ondan sonra sizin yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Bandımız sizsiniz. Çabuk ve sık sık öfkelenir misiniz? Çok çabuk sinirlenmem ama sinirlendiğim anlar da oluyordur. Kendimi giderek geliştiriyorum zannediyorum. Çünkü eşimin bir bana öğütü var. Sinirlenmeden önce bir gün düşün, daha sonra sinirlenecek misin bir bakalım. Vallahi sinirlenmemeye bakarım çünkü en büyük hastalık sinirlenmekten geliyor. Şarkı söylerim, bir şarkı açarım. Yani onda dokuzu tasa etmemek hiçbir şeyi. Öfkelenirim tabii. Yani arada bir öfkelenirim. Ama öfkelendiğim zaman da belli bir süre sonra öfkelendiğim konuyu da neden öfkelendim diye kendimi sorgularım. Böylece sakinleşirim. Hocam izleyicilerimiz iştenlikle yanıtlamışlar evet, soruyu. Hemen hemen herkes öfkeleniyor. Öfkelenmemek mümkün ve doğru mu? Mümkün değil tabii. O zaman orada duygularımız var. Şimdi bakın ben şöyle anlatayım. Bütün canlıların bu dünyada içgüdüleri var, dürtüleri var. Tamam. İçgüdü nedir? Yaşamak için gerekir bunlar. Yemek yemek, su içmek. Üçüncü ne? Birlikte olmak. Yok cinsellik. Yok. Cinsellik işte birlikte olmak. Sen de kibar söyleyeyim dedi. Biller lök diyorsun bu Sedat Hoca. Dördüncü de agresyondur aslında. Agresyon, öfke. İlk dört arasına giriyor yani. Kesinlikle giriyor aslında. Konunun tabii genetik boyutu var, antropolojik boyutu var neyse. Burada şu mesajı vermek istiyorum. Şimdi bu biyolojik yapımızda var zaten. Bütün canlılar öfkelenir. Ormandakiler öfkelenince ne yapıyor? Ya ölüyor ya öldürüyor. Bütün canlılar cinsellik yaşıyor mu? Yaşıyor. Bütün canlılar da yemek yiyor, su içiyor. Ama insan farklı işte. Ne yapıyor insan bunları? Sağlıklı yaşıyor, uygar yaşıyor, kimseye zarar vermeden yaşıyor, ahlaklı yaşıyor, mutlu yaşıyor. En azından ona çalışıyor. Bu bağlamda o öfkenin iyi yönetilmesi lazım. Nasıl? Evet. Şimdi insanın akışına baktığımız zaman diğer canlılardan bizim farkımız nedir biliyor musunuz aslında? Beynimiz, aklımız ve iletişim becerilerimizdir. Ve sosyalleşmemizdir. Yani insanoğlu iletişimi kullanabildikçe dürtülerinin üstünde akıl ve beyin dengesini oluşturabildikçe
ve sosyalleşebildikçe, çocuklardaki öfke için de bunu kastediyorum, öfkeyi iyi yönetecektir. Öfke bir dürtüdür, kısmen içgüdüdür, evrensel ve doğal bir insan duygulanımıdır. Bunun genetik boyutu var, türe özgü boyutu var, beyinsel ve biyolojik boyutu var, öğrenmek.